Buyurun. Şimdi olaya yani Ukrayna Rusya şeyine bugünden bakarak e, lokal bir analiz yapıyoruz ama ben biraz geniş pencereyle bir geniş çerçeveyle şöyle ifade edeyim. Biz işte çocukluk kuşağımızdaki benzer kuşaklardayız. Sürekli olarak işte soğuk savaş döneminde Amerika Rusya savaştı mı savaşacak mı hep bunu tartıştık. İşte gençlik dönem bunlarla geçti ve e, 91'e geldiğimizde e, hani 80 ile 90 arası giderek eriyen bir Rusya Perestroika'yı hatırlayalım. Giderek de emperyal yapısını güçlendiren ve yayılan bir Amerika tablosu ortaya çıktı. Evet. Şimdi 90'lı Rusya'nın dağılması, hemen arkasından Amerika'nın bir anda Irak'a meydanı boş olarak dalması ve orada haritacılar hazır olun, bütün bu bölgenin haritaları değişecek demesi tesadüf değil. Ancak o bölgede işte Amerika'nın Irak'tan sonra harita olarak çizdiği işte Suriye, İran gibi denklemler içerisinde bölgeyi kanal buladığı bir süreç yaşadık. Fakat o dönemde işte dağılan Rusya'dan işte ortaya çıkan Ukrayna ve diğer devletler gibi yapılar kendine alan açmaya çalışırken aynı zamanda aslında bugünleri de hazırlayan bir Putin sürecinin başladığı günlere geldik ve aslında dikkatli baktığınız takdirde o günden sonra bugüne uyarladığınızda sürekli zayıflayan bir Amerika ve sürekli de bir alanda hakimiyetini artıran bir Rusya tablosu ortaya çıktı. Şimdi mesela Suriye tablosunda e, ee, Sayın Büyükelçim'in ifade ettiği gibi biz Amerika ile uğraşırken bir anda Rusya'yı denkleme girdi Suriye'de. Ve biz neyi tartıştık? Ee, Amerika ve Suriye denkleminde, Rusya denkleminde burada bir Amerika-Rusya savaşı çıkar mı çıkmaz bunu konuştuk. Çıktı mı çıkmadı. Çünkü Amerika ile Rusya'nın tarihine baktığınız takdirde işte soğuk savaş dönemi dahil aslında savaş hep diğer coğrafyalarda yaşadığını görüyorsunuz. İşte Avrupa'nın hali ortada. Yani, yani iki dev güç savaşacak mı diye beklenirken aslında başka yerlerde bu e, e ben mesela, gerilimin çıktığını, işte önümüzdeki yakın o dönemde de vesayet savaşlarının mesela, asla, değil yani. asla savaşmazlar Mümkün ki e, burada izleyenlere bir ufuk açsın diye şu örneği vermek isterim. Benim de coğrafyada bulunduğum dönemde Münbiç Terfat Harekatlar yürüyor, çok da iyi gidiyoruz ve Münbiç ve Terrifat konusunda Amerikalılarla sürekli görüşmelerimiz var. Bu bölgeyi arındırın veya ben girip operasyon harekat düzenleyeceğim diye. Şimdi o dönemde hatırlayalım. Amerika Türkiye'nin o kararlarını görüp coğrafyada o alanda bir hakimiyet sağlamayacağını anladığı an Amerikalı askerlerin üst bölgesinde sefer taslarında çorbanın dumanı tüterken bir anda Rusya ile karşılaştık. Ve ben o zaman hep şunu sorgulamıştım. Münbiç'i söylüyorsun. Münbiç. Hatırlayalım. Zımni anlaşma mı vardı diye ha, hep soruyorduk ya. İşte düğüm o. Ne oldu da Rusya ile Amerika bir anda el sıkıştı ve Türkiye'yi aylardır, günlerdir vermediği mümbiş ve terrifatı Rusya'ya teslim etti. Evet. Şimdi burada aslında şu denklemi aramak bana göre doğru mantık. Hani biz işte Fethullah Gülen terör örgütü tarafından işte paralel devlet olgusunu hep dillendirdik. Doğru. Ancak bu küresel yapı yani bu düzeni kuran yapı bir tek Türkiye'de mi paralel devlet kurdu? Yani başka diğer devletlerde kurduğu bir yapı yok mu? İşte Amerika'da olduğunu yakın zamanda anladık. Ben benzer tablonun da Rusya'nın içerisinde olduğunu Öyle e mi? kesinlikle e taraftarım ki keza burada Putin'in de ayrı bir hedef olduğunu belirtmekte fayda var. Peki Putin bu dönemde hedef mi çok özür dilerim. Yani şimdi işte, Türkiye'de gördüğümüz FETÖ'nün bir örneği Rusya'da da söz konusu olabilir. Şimdi Rusya'da biz e, içeride turu atımı var yani orada ciddi, da e, Amerika Rus, Birleşik güç devletlerinin konuşuyoruz Hangi ülke için ne ifade ediyor? Niye konuşuyoruz? Başından beri aktarıyoruz aslında Ukrayna gerilimi. Yani ABD ve Rusya arasındaki gerilim. Şimdi iki savaş gemisi önümüzdeki günlerde Boğaz'dan geçecek. Bununla ilgili Montreux çerçevesinde bildirimde bulunuldu Türkiye dışişlerine ve e, 4-5 Mayıs'a kadar e... Karadeniz'de kalacaklar. Şimdi biraz önce Mete Yarar dedi ki bu e, Amerikan donanması için kıymetli gemiler. 2000 e, kilometre ötede de olsa doğru anladık e, görevini ifade edebilecek. Yani bir yeri vurmak gerekiyorsa vurabilir. Niye illa Karadeniz'e giriyor bu gemiler? Amaç Rusya'yı daha da tahrik etmek mi? Bu soruları konuştuk. Sayın Başbuğ'da kalmıştık. Buyurun efendim. Şimdi Suriye'de kaldık. Yani Suriye'deki evet. o denklemden bahsettik. Ve orada e, hani iki Amerika, iki Rusya'dan Dem vurarak bir cümle kurmuştum. Oradan devam edeyim. Buyurun. Şimdi e, Trump, Putin ve Sayın Erdoğan. Ben bu üçlüyü çok önemsiyordum. Yani dünya siyasetinde önümüzdeki süreçte gelişmelere yön verecek diye. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu iki liderle de birebir görüşmeleri, birebir temasları oldu. Ve bunda da çok ciddi kazanımlar elde etti. Hem coğrafya hem bölgemiz hem ülkemiz. Fakat işte Trump'ın bir şekilde tasfiye etmesiyle ki sizin hatırlarsanız gene akıl çemberindeydi tartışmıştık Amerikan seçimlerini. Ve orada e, hatırlıyorum şu cümleyi kurduğunuzu Başak Hanım. Eğer Biden iktidara gelirse ilk etapta Orta Doğu yani Irak ve Suriye ardından Rusya coğrafyası karışacaktır dedik. Neden? Çünkü Amerika'nın o soğuk savaş döneminde sürekli havuç sopa şeklinde tuttuğu bir e, kızıl tehlike Argümanı vardı elinde sürekli kullandığı. Şimdi bakın bu yaşananları bu pencereden baktığınız takdirde rahatlıkla anlandırabilirsiniz. Neden? Çünkü NATO'nun NDC kısa adı NATO Defense College diye bir akademisi var. O geçtiğimiz günlerde haftalarda bir rapor yayınladı. Raporun içeriği aynen şu. NATO soğuk savaş sonrası ruhunu giderek kaybetti diyor ve doğru bir tanımlamadır. Yani NATO'da eskiden gerekçe neydi? İşte Rusya diye bir tehdit var. İşte bir ideolojik yayılması, yayılmacı politikası var. Buna karşılık da biz bir birliktelik oluşturuyoruz. Ve bunun üzerinden Amerika'nın yürüttüğü bir süreç vardı. Bir yayılmacı politikası vardı. E şimdi bu tehlike ve tehdit ortadan kalktı. NATO'yu siz nasıl bir arada tutacaksınız? Bir şekilde o tehdidi yeniden canlandırmanız lazım. Ve işte bu politika kapsamında Amerika özellikle Avrupa'dan başlayarak Rusya'yı giderek kuşatmanın yollarını aradı. Bu Amerika'nın Biden değil. O müesses nizamının bir politikası. Trump'ta mola verdiler. Trump sonrası Biden'ın eski Amerika geri dönüyor söyleminin arka planında da bunu aramak lazım. Ve bu gerçekten ete kemiğe büründü. Ne üzerinden? Avrupa üzerinden. Bakın işte NATO tatbikatı sevgili Caşın Hocam'ın ifade ettiği gibi bu tatbikat kapsamında Amerika'nın birçok tankının, birçok askerin bölgeye yığıldığını gördük. Ve bu bir tatbikatta olması gerekenden çok daha fazlaydı. Polonya kapılarına kadar dayandılar. Ve bu süreç içerisinde aslında Rusya bir yerde kandırıldı. Neden? Çünkü NATO'nun ilk daha bu 91 yılındaki yapılanmadan sonra tehaüdü vardı Rusya'ya. Senin o demir perde ülkeleri NATO'ya dahil etmeyeceğiz gibi. Fakat bu süreç tam tersi yönde işledi. Ve giderek her demir perde ülkesini alarak işte Sayın açığım ifade ettiği gibi arka bahçeye gelecek şekilde de bir süreç ilerledi. Şimdi burada Rusya, e, düzeltiyorum Ukrayna kullanılıyor. E, ne anlamda Amerika'nın rüzgarıyla yelkeni doldurmuş, sürekli batıya uzanan ama uzandıkça da Rusya'nın Ukrayna'ya uzandığı bir süreç görüyoruz. Ama şimdi burada e, Ukrayna lideri de işte e, cephe dediğimiz o noktadaydı yani gerilim hattındaydı gitti orada incelemelerde bulundu. Şimdi diyor ki Donbas bölgesinde gerilim arttı bunu askerlere moral Doğru. olarak için söylüyor bunu görebiliyoruz askerlerimiz kuvvet komutanlarımız görüyor askerlerimiz keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor diyor. Zelenski askerimiz öldürüldü ordu ülkemizi savunmak ve ateşkese uymak için mümkün olan her şeyi yapıyor ancak askerlerimize saldırılırsa ve ölü yaralı olursa bu herkes için çok açık ordu karşılık verir diyor 26 askerlerinin e, taciz atışlarında öldüğünü açıkladı e, bugün Ukrayna devlet başkanı 11 Ukraynalı kayıp var Bölgede. efendim 10 bine yakın Ukraynalı kayıt evet. var. siz diyorsunuz ki Ukrayna hani batı tarafından kullanılıyor ama şimdi Türkiye'nin de yüz yüze olduğu bir durum var. Bir yandan S400'ünüzü aldığınız bazı konularda anlaşamasanız da pek çok noktada işbirliği yapabildiğiniz bir Rusya var. Müttefik dediğiniz S400'lere karşı çıkan bana daha yakın dur diyen sizinle ilgili beklentileri olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi bu iki ülkenin ortasında aslında sizin de çok önemli e, ilişkilerinizin ilişkilerinizin olduğunu bilhassa ...savunma sanayi konusunda bir Ukrayna var. Değil mi efendim? Ukrayna ile ne mesela? Onu da ben izleyicilerimize aktarayım. Eee SİHA alma girişimleri var. Daha önce aldılar. Aldı. aldılar. Hatta aldılar. Onun Ortak ötesinde ATAK 2'nin Ukrayna'dan e, alınması e, ifade edilen, alınacağı ifade edilen motorları var. Yani savunma sanayine dair pek Başak çok e, konu söz konusu. E, Türkiye ile e, Ukrayna işbirliği açısından. Bir örnek vereyim ona. E, futbola çok düşkün bir milletiz. İşte eskiden Rusya deyince akla Dinamo Kiev gelirdi. Ve Rus milli takımı dediğinizde de neredeyse tamamı bu Dinamo Kiev takımından teşkil edilirdi. Şimdi Kiev bütün Rusya'nın şehirlerin anası diye adlandırdığı bir yer. Ve gerçekten Dinamo'su Rusya'nın. Yani özellikle savunma sanayindeki ağır sanayide Ukrayna Rusya'nın kilit ülkesi. Bir kere Rusya'da bunun bir hazımsızlığı var. Yani burası çok önemli bir yer. Ama aynı zamanda Kırım diyoruz. E tabi yani Türk, mesela Kırım il Türkiye tanımıyor. Tanımıyor. Yani çünkü o kadar çok denklemde farklı noktalarda e, Şu, işte pozisyonlar var. İşte Evet. Neden? Çünkü biz Ukrayna ile o büyük Antonov uçakların motorun yapımına kadar görüşmeler yapan. Birlikte burada Da ciddi mesafe kat eden bir ülkeyiz. Mete hocamın ifade ettiği gibi. İHA ve SİHA'lar 6 tane 70 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam rakam Ukrayna aldı hatta Rusya e, kibarca aba altından hani satma dercesine bir tavır içerisine girdi. Fakat biz her ülkeye belli bir mesafeyle ve bir siyasetle yaklaştığımızdan bu alışverişi yaptık. Poroshenko e, bunu büyük bir başarı olarak ülkesinde adlandırdı. Ve dünyanın en iyi tesisatını, silahını en iyi fiyatlarla aldık dedi. Ve akabinde ikinci parti için görüşmeler var. Ve aynı zamanda da işte motor üretimi dahil Ukrayna ile ciddi bir alışveriş içerisindeyiz. E şimdi Rusya ile keza ifade ettiğiniz gibi askeri anlamda, e ekonomik anlamda nükleer santrallere varana kadar bir ilişkinin içerisindesiniz. Ve bu Türkiye'nin işte içine düştüğü zor durumun penceresi bana göre. Şimdi bu durumda evet. Amerika'nın yapacağı tek iş Türkiye'nin Rusya ile arasını açmak ve bu birlikteliği bir şekilde örsel etmek. Ya yani sizde Mete Bey gibi o gemiler onun için mi gidiyor evet, diyorsunuz? Evet, kesinlikle işte Mete Hocamın ifadesi e, ve tanımlanması çok doğru. O iki gemi Türkiye'nin pozisyonunu zorlaştırmak ve Türkiye'yi işin içine sürece çekmek için Amerika tarafından yapılan kasıtlı eylemler. Yoksa ifade ettiği gibi o çok uzaklardan o gemilerle bir etki sağlayabilirsiniz. Hani biz e, hatırlarsanız Dede Ağaç üzerinden Amerika ile kuşatılıyor muyuz? Onu sorduk. E, onu yine soracağım şimdi yine biraz soracağız. daha. Çok Ama önemli çünkü. o soruyu tek soran biz değiliz. Rusya da soruyor. Ve her hareketi dikkatle takip ediyor. Her ne kadar Amerika, işte e, Romanya, Bulgaristan gibi birçok denklemin için içine katarak bölgeye yaklaşmış olsa da... ...Rusya'nın ben bu sürece e, olumlu veya sadece senet kalmayacağını ısrarla çizmek isterim. Ve Rusya ile Amerika'yı kıyaslarsanız, Amerika bülefe daha yakın. Kumar sektöründen dolayı Rusya'da Rus üretine daha yakın bir ülke. Şimdi böyle bir mantıkla baktığınızda eğer... Gerilimi daha da tırmandırırsa Amerika, ben Rusya'nın sahada biraz daha etkisini artıracağını ve bundan da en çok zararın Ukrayna'nın göreceğini düşünüyorum. Şimdi yarın Selenski'nin ziyareti çok önemli. Bize burada düşen tek görev Montreux Sözleşmesi'nin maddelerini sahaya yansıtmak ama aynı zamanda da arabulucu bir ülke konumunda e, taraflara itidal çağrısı yapmak. bu gemiler yapmak. geçerken bir gerginlik yaşayacak mıyız acaba? Yani Rusya daha da sert ya da Şimdi Montrö'nün kuralları işlediği sürece... Montrö'nün kuralları işletildiği sürece... Yaşayamazsınız. Ben... Neden yaşayamazsınız? Sonuçta kıta sahanlığı denen e, sizin Türk karasuları dediğiniz bir sahanız var. Aynı zamanda Bulgaristan, Romanya içinde geçerli. Yani e, Rusya'nın gemileriyle sizin karasularınıza girmeniz lazım ki böyle bir şeyin olması e, mümkün değil. Yani, Peki. Yani evet. o öyle bir gerilim öyle yaşanacağını ben zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz. Ama e... mesela şey var yani mesela... E, Devletleri son aldığı kararla e, Orta Doğu'da konuşlandırmış olduğu Patriot'ları bölgeden çekme kararı aldı. Bu ne demek? Nereye götürecekse çatışmana çıkacağı yerde orası olacak demek. Öredeniz'de mi götürür? Yani yerini söylemiyor. Ama Orta Doğu'daki Patriot'ları e, alma kararını açıkladı. Önemli. Şimdi bunu da soralım birazdan.